Herkese iyi akşamlar. İnşallah iyisinizdir. Hakan sana da iyi İyi akşamlar. akşamlar. Sen de hoş geldin. Hepimizde bir kongre heyecanı var. Öncelikle derse başlamadan önce hemen duyurayım. Normalde ayın 4'ünde yani bu çarşamba günde ders yapacaktık. Ama o dersi yapmayacağız. Tamam. Dolayısıyla bir sonraki dersiniz ne olacak? Ayın 4'ü değil. Bir sonraki hafta hiç ders yok. Ondan sonraki hafta sanıyorum 18 Mart olması lazım. Tamam mı yani? Önümüzdeki pazartesi ve çarşamba, yani bu çarşamba ders yok. Önümüzdeki hafta da ders yok. Ondan sonraki hafta var. Tamam. Şimdi burada önemli olan şey şu. Pazartesi ve çarşamba önümüzdeki hafta ve bu çarşamba ders olmamasına rağmen kongreler olacağı için izleyecek birçok şeyiniz var. Şimdi benim kişisel tavsiyem kongre derslerini kaçırmayın dinleyebildiğiniz kadarıyla. Çevireceğiz biz çünkü. Hepsini Türkçe'ye çevireceğiz. Yani Türkiye'de olan arkadaşları hep hiçbir zaman geride bırakmıyoruz. Biz ne yapıyorsak onların da elimizden geldiğince bizim yaptığımız şeylere sanal da olsa katılmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun nedeni de yani bizim ruh halimizi paylaşsınlar diye, ne oluyor ne bitiyor görsünler diye. O yüzden sizin için de bence büyük bir fırsat. Tamam, yani kiminle çalışıyorsunuz? Dünyadan kim çalışıyor? Kim bu adamlar? Tanımanız, bilmeniz için bence iyi olur. Okey. Onun ötesinde internetten e-posta ile gelen herhangi bir soru yoktu. Sadece bir arkadaşım bana sordu, gönderdiği bir soru vardı. Bugün ona cevap verdim. Gruba katılmakta yaşımla ilgili endişelerim var dedi. Acaba yaşım uygun mu falan diye bir soru sordu. Ben şöyle söylemek istiyorum herkese. Arkadaşlar, maneviyatta yaş yok. 20'li yaşlarda da arkadaşlar geliyor. 30'lu, 40'lı, 50, 60'lı yaşlarda da. Ama ben annemden biliyorum. Annem 60'lı yaşlarında benim derslerimi dinlemeye başlamıştı. Oldu, bu işin yaşı yok. O yüzden siz de kendinizi hiçbir şekilde sınırlamayın. Maneviyatta yaş yok. Herkes maneviyatı çalışabilir. Eğer arkadaşlarla tanışmak istiyorsanız gelin. Biz hiçbir zaman insanları yaşına göre vesaire ayırt etmiyoruz. Tamam. Durum bundan ibaret. Şimdi bugün pazartesi, ikinci dönemin sanıyorum üçüncü ya da dördüncü dersindeyiz. Toplumun amacı bir, değil mi? Çalışacağımız Evet. makale. Onu çalışacağız her zaman gibi. Sorularınız olursa lütfen sorun. Grupla ilgili çok sorunuz olması lazım. Tamam mı? Grup içerisindeki yaklaşım, grup içerisinde beraber nasıl maneviyatı çalışıyoruz vesaire. Bunlar son derece önemli şeyler. O yüzden kafanıza takılan her şeyi sorun. Net olsun ve lütfen not defterlerinize not alın. Bunlar önemli şeyler. Tamam. Rabaş'ın makalelerinin öneminden daha önce bahsettim. Hiçbir kabalist bu şekilde insanların manevi grupta nasıl birbirlerine yaklaşacaklarını, nasıl davranacaklarını yazmadı. Paha biçilmez eserler. Tamam. Başlayalım okumaya. Toplumun amacı bir. Burada bal hasılamın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Tıpkı atalarımızın ve benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları, siz insansınız ifadesiyle ilgili söylediği gibi. Raşbi der ki size insan denir ve puta tapanlara insan denmez. Tamam, burada puta tapmak dediği zaman heykel dikip de heykele tapanlardan bahsetmiyor. Dünyada yerdandan başka herhangi bir gücün olduğuna inanan birisi varsa ona putperest denir. Mesela atıyorum. Tamam, dün İngilizce derste, dün akşam İngilizce ders verdim. Ortada sordular, nasıl yani dediler. Dedim ki mesela dindar bir adamsınız diyelim. Ve sadece Tanrı'ya inanıyorsunuz. Tanrı'ya. Tamam, Allah'a inanıyorsunuz diyelim sadece. Ama ertesi gün işe gittiniz ve patronunuz size kötü davrandı ya da arkadaşınız kötü davrandı ya da sokaktaki birisi size bir yamuk yaptı. Ve siz eğer gidip bu adam bana yamuk yaptı ve bu adamın bana yamuk yaptığına inanıyorum der iseniz, çok dindarcıcı bir adam olmanıza rağmen, buna putperestlik denir. Çünkü bir başka gücün size etki yaptığına İnanıyorsunuz demektir. Ve
yaradanın sizin ilahi yönetiminiz üzerinde gücü olmadığını düşünüyorsunuz demektir. O tür adamları da putperest denir. Kimsenin ya put dikmesine gerek yok. Putperest olması için. Aynı zamanda dinlere de maneviyatta putperestlik denir. Niye? Çünkü hiçbir zaman tanımadıkları, bilmedikleri bir güce tapınmak. Ne olduğunu bilmeden. O yüzden kabal açısından dinler de aslında putperestlikten başka bir şey değil. Bahsettiği ikinci şey burada siz benim otlaklarımdaki, bir daha oku orayı, o cümleyi ilk paragrafta. Ve benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları. Yani yaratanın otlağının koyunları. Neden koyunlar? Çünkü henüz insan olmadılar. Peki neden makalede size insansınız denilir diyor. Çünkü insan olma potansiyeline sahipler yaratanın otlağında otlarlarsa. Daha önce de ne dedik? Adama yönüne göre isim verilir dedik. Eğer yönü yaradana doğruysa o kişiye insan denilir. Maneviyatta insan tanımı hiçbir kutsal kitapta, otantik kutsal kitapta iki ayağı üzerinde yürüyen varlık denmez. Başka ne diyor? İkinci paragraftan devam edebiliriz. Rashbi der ki, ne demiş Rashbi? İnsan denir ve puta tapanlara insan denmez. Evet, yani sadece yönü yaradana ve her şeyin yaradandan geldiği inancı demeyeyim, metodolojisiyle çalışan. Tamam. Maneviyatta, Kabala'da inanmak diye bir şey yok arkadaşlar. Dinlerdeki gibi Kabala'da ben yaradana, Tanrı'ya ya da Allah'a inanıyorum falan yok Kabala'da. Kabala'da yaradanı edinmek var. Tamam. Çünkü sokaktaki adamlar da görüyorsunuz inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum diyorlar. Yok öyle bir şey. Tamam. Sadece edinmek var maneviyatta. İnanç diye bir şey öyle yok. Çünkü inanmak bildiğiniz gibi başkasının size söylediği şeye inanmak deniliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bizim dediğimiz inanç o değil. Kabala'da sadece edinmek var. Yaradan'ın düşüncesini, yaklaşımını, niyetini edinmek ve eylemlerimizde de buna paralel, onunla form eşitliğine gelmek. Böyle bir yolda olan kişiye insan denir. Evet. O yüzden ilk cümlede, tamam ilk cümleyi okursan ne diyor? Bize burada açıklamış grubun amacını. Burada Bal Hasılam'ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulananlarla beraber insan derecesine yükselip bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik. Bu grubun amacı. Tamam mı? Bu buraya kadarki olan cümleyi not alabilirsiniz eğer bizimle çalışacaksınız. Bu grubun amacı Bal Hasılam'ın metodunu kullanıp hayvan seviyesinde kalmayıp insan seviyesinde yükselmektir. Grubun amacı bu. Dolayısıyla Bal Hasılam'ın, Rabash'ın kaynakları dışında kaynak kullanmıyoruz. Çünkü bu metodu kullanıyoruz. Topluluğun amacı bu. Tamam? O yüzden grup içerisinde de farklı materyaller getirmiyoruz. Bu bizim için önemli bir prensip. Onu da yazabilirsiniz gruba. Kullandığımız kaynaklar dışında kaynak getirmeyeceğim. Evet, bir sonraki paragrafa geçebiliriz. İnsanın erdemliğini anlamak için atalarımızın şu sözlerini anlamalıyız. Her şey duyulduğuna göre sonunda Yaradan'dan kork. Ve onun emirlerini yerine getir. Çünkü bütün insan budur. Ve Gimara sorar. Bütün insan ne demektir? Hı hı. Kabalist Elazar der ki, Yaradan dedi ki, tüm dünya sadece bunun için yaratıldı. Bu demektir ki, tüm dünya Yaradan korkusu için yaratılmıştır. Yaradan korkusu, dünyanın yaratılış nedeni olduğundan, bu korkunun ne olduğunu anlamalıyız. Atalarımızdan öğrendiğimize göre
Yaratılış nedeni onun yarattıklarına fayda sağlamaktır. Bu demektir ki Yaradan insanlar bu dünyada mutlu olsunlar diye onlara haz vermeyi arzuladı. Ve atalarımızın söylediği bütün insan olduğu için sözünde olduğu gibi yaratılış nedeni Yaradan korkusudur. Fakat Matantora, maneviyatın edinilmesi, Yaradan'ın ifşası makalesinde açıklanana göre yaratılış nedeni bu olmasına rağmen İnsanların sevinç ve memnuniyet duymamasının nedeni, Yaradan ve insanlar arasındaki form eşitsizliğidir. Yaradan verendir, insanlar alandır. Fakat burada dallar doğdukları köke benzer kuralı söz konusudur. Kökümüzde almak olmadığı ve Yaradan hiçbir şekilde eksik ve arzusunu tatmin etmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığından, insan alıcı durumunda olduğunda hoşnutsuzluk hisseder. Bu nedenle insan utanç ekmeğini yemekten utanır. Bunun ıslahı için dünyanın yaratılması gerekliydi. Olam, dünya, he elem, gizlilik demektir. Bu nedenle sevinç ve memnuniyet gizlidir. Bu neden böyledir? Cevap şudur. Korku için. Diğer bir deyişle, İnsanın kendini sevmek denen alma kaplarını kullanmaktan korkması için bu böyledir. Bu demektir ki kişi kendini haz almaktan korumalıdır. Çünkü insan arzular ve bu arzu nesnesine üstün gelecek güce sahip olmalıdır. Tersine kişi Yaradan'a memnuniyet verecek hazları almalıdır. Bu demektir ki haz alma, onu kişi kendi yararı için aldığında, Yaradan'a tutunmaktan alıkoyduğundan, ihsan etmeyi isteyecek ve Yaradan korkusuna, kendisi için alma korkusuna sahip olacak. Dolayısıyla kişi Yaradan'ın emirlerinden sevaplar birini yerine getirdiğinde, sevapları yerine getirerek Yaradan'a ihsan etmeyi ve bu sevapların ona saf düşünceler getirmesini amaçlamalıdır. Atalarımızın dediği gibi, Kabalist Hananiya ben Akashya der ki, Yaradan insanı arındırmak istedi. Bu yüzden onlara çokça manevi çalışma ve ıslahlar verdi. Ve bu nedenle burada bir araya geldik. Her birimizin Yaradan'a ihsan etme ruhunu izlediği bir toplum kurmak için ve Yaradan'a ihsan etmeyi başarmak için, başkalarını sevmek denilen insana ihsan etmek için çalışmaya başlamalıyız. Ve başkalarını sevmek yalnızca kişinin kendisini iptal etmesiyle mümkün olur. Bu nedenle her insan bir taraftan kendini düşük hissetmeli, diğer taraftan Yaradan'ın bize tek bir hedefi olan aramızda kutsallık, bir toplumda bulunma şansı verdiği için gurur duymalıyız. Ve henüz bu amacı başaramamış olsak da başarmak için arzumuz var. Yolun başında olsak bile yüce amacı başarmayı umut ediyoruz. Okay. Şimdi en tepeye tekrar çık. Paragraf paragraf gidelim. Paragraf paragraf gitmeden önce soru var mı? Bir sorumuz var. Sen biraz yüksek sesle konuşacakmışsın anladığım kadarıyla. Evet. Doğru mu? Evet. Okay. Bağırabilirsin burada, sorun değil. Evet. Öner Bey Amasya'dan sormuş. İsrail'de bir araya gelmiş ve orada yaşayan kalpteki noktalar, Galgalta, diğer ülkelerdeki kalpteki noktası uyananlar onun ahapı mı? Ram'ın yanlış anlarsınız dediği şey bu mu? Değil. O şu an, yani onun bu makaleli bir ilgisi yok ama Galgalta Einaim dediği kalpteki noktası uyananlar. Ahab kalpteki noktası uyanmayan. Ahab esas alma arzusu. Tamam. Esas alma arzusu Ahab. Galgalta Einaim kalpteki noktası olanlar, onlar perde, niyet. Okay. Adamın nerede oturduğu önemli değil. Bağlı Sulan Polonya'daydı.
Baal Shem Tov 200 yıl öncesinin en baba kabalisti. Doğu Avrupa'daydı. Tamam. Birçok kabalist vardı Doğu Avrupa'da. Hiç burada oturmayan, yaşamayan. O yüzden yerle alakalı değil, grupla alakalı. Evet. Fethiye'den Dicle Hanım sormuş. Rav dünkü derste diğer milletlerde yaşayan Yahudilerle, Siyonistlerle artık dağıtıma geçme zamanı geldi dedi. Ben bu sistemin neresindeyim? Ben hangisiyim? Bunu ben mi tayin edeceğim? Ben yok muyum? Şimdi arkadaşlar bizim için iki çeşit insan var maneviyatta. Tamam, olaya manevi açıdan bakacağız. Birincisi, tüm insanoğlunu alırsanız şöyle. Daha önce de söyledim. Bir kalpteki nokta suyan adamlar var. Tamam. Kalpteki noktası uyanan adamlar. Bu adamlar maneviyatı edinmek zorunda. Yapacak bir şey yok bununla ilgili. Yani biz kendimiz seçerek kalpteki noktayı uyandırmadık. Yapacak bir şey yok. Hiç kimse bize gelip de hey, kalpteki noktanı uyandırayım mı? Uyandırırsan maneviyat edinmek için çalışma yapmak zorundasın ve yaratılışın amacına gelebilirsin. Yaratanla bütünleşip ona ihsan edebilirsin. Kimse bize sormadı. Löp diye uyandı bir gün. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Tamam. Uyandıysa kalpteki noktanız, buna nasıl diyeyim, default nasıl deniliyor Türkçe'de? Bu bozukluk. Yok, default, fault değil. Yani yapacak bir şey yok. Sabit bir veri. Tamam mı? Sabit veri. Yapacak bir şey yok. Bu adamlar maneviyat edinmek zorunda. Bu adamlar eğer maneviyat edinmek için çalışıyorlar ise, diyor ki bunlara insan denilir. Niye? Çünkü insan olmak istiyorlar. İnsan seviyesi adam seviyesi. Tamam mı? Adem kelimesi de adamdan geliyor. Adam, la adam kelimesinden gelir. Tamam. Benzer demek. Adem de yaratanı keşfettiği zaman kendisine Adem adını veriyor. Adam. Adam olacağım, yani ona benzeyeceğim. Adam olmak o yüzden manevi bir deyim. Adam olmak kelimesi de maneviyattan gelen bir deyim. Biz Türkçe'de çok kullansak da hani adam ol falan diyoruz ama adam olmak yaradana benzemek. Bu adamların şansı yok. Eğer manevi yola girdilerse bunu yapacaklar. Bu adamlara İsrail denilir. İsrail. Şöyle yazalım. Yaşar el kelimelerinden. Yaşar el. Yaşar doğru. El yaradan. Çünkü yönlerine göre ad veriliyor. Sokaktaki İsrail'den Allah korusun bahsetmiyoruz. Kafanız coğrafyaya hiçbir zaman gitmesin. Hiçbir zaman. Şimdi maneviyatıyla çalışırken koşullar şöyle. Grup nerede? Bizim grup şu anda, yani bizim grup derken dünyanın her tarafında grup var değil mi? BB. Dolayısıyla yaptığı şey ne? Kendisine en yakın yerden başlamak dağıtım yapmaya. Okay? O yüzden en çok önem verdiğimiz yer bu ülkede dağıtım yapmak. Niye? Çünkü buradayız. En yakın, realite olarak algıladığımız en yakın yer burası. Burada içinde yaşıyoruz. Ölçebileceğimiz, görebileceğimiz, hissedebileceğimiz, yaptıklarımıza karşılık geri dönüşüm alıp kendimizi inceleyeceğimiz mekan. Siz de ne yapacaksınız? Siz de kendi ülkenizde yapacaksınız. Tamam. Şimdi biz BB olarak son zamanlarda antisemitizme çok önem veriyoruz. Neden? Çünkü Avrupa 70 yıl önce neyse aynı Avrupa. Avrupa'da hiçbir şey değişmedi. Tamam? O yüzden her an bir katliam olabilir yani yine. Aynı şey Amerika için geçerli. Tamam? Sadece dinlerinden dolayı insanların katledilmesi söz konusu. Avrupa
bin yıl önce nasıl orta çağın barbar milleti ise şimdi de aynı şekilde. Sadece Mercedes'e BMW'ye biniyorlar ama kafa aynı kafa. Kalp aynı kalp. Değişen bir şey yok. O yüzden önem veriyoruz çünkü eğer halkınızın katledileceğini görüyorsanız ne yapmak istiyorsunuz? Durdurmak istiyorsunuz. Öyle değil mi? Durdurursak bunları amaç durdurmak değil. Bunları katıp bize dahil etmek ve ıslaha getirmek için. Yaratılışın amacı yaratılışı ıslaha getirmek. Tamam? O yüzden onları aramızda toparlamak istiyoruz ki ıslaha getirelim. Çünkü yaradana giden iki yol var biliyorsunuz. Biri paşa paşa, diğeri ızdırapla. Bir ızdırap daha olsun istemedikleri için, halkları için haklı olarak. Tamam mı? O yüzden geleceği görüyorsak, bir öngörümüz var ise, dolayısıyla ne yapmak istiyoruz? Kurtarmak istiyoruz. Tamam mı? Maneviyatta başkalarını kendin gibi sevme prensibi var. Eğer çocuğumun kaza geçireceğini görüyor isem, ya geçirsin de ben ona dediydim demiyorum. Hele bir geçirsin ben ona söyledim, aklı başına gelsin, bundan sonra babasını dinler demiyorum. Beni dinlemiyor olsa bile müdahale ediyorum, elimden geleni yapıyorum ki öğrensin, o kaza başına gelmeden doğru yola girsin. Tamam. O yüzden böyle bir durum var. Dünya antisemitizme doğru gidiyor. Tamam, dünya faşizme doğru gidiyor diyeyim aslında. Tamam, biliyorsunuz siz de. Ha? Sizin ülkede pek farklı değil. Tamam, tüm dünya o yönde. O yüzden herkes halkından sorumlu. Kalpteki noktanız uyandıysa, manevi yola girdiyseniz şansımız yok arkadaşlar. Ne sizin var ne benim var. Yaratan adamı uyandırdıysa, bu işi yapmak zorunda, onu size söyleyeyim. Yapıp yapmamak kişinin özgür seçimi. O yüzden kimseyi endişelendirmek istemem, korkutmak istemem. Kimse o yüzden kalsın diye ısrar etmem. Yapan yapar, yapmayan yapmaz. Ben sadece Bağlı Sulam'dan ve hocamdan, Rabaş'tan, okuduklarımdan, çalıştıklarımdan size elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yaratanın sopası yok. Barış makalesi var, çok güzel. Dün akşam da onu öğrettim Amerikalı, İngilizce konuşan insanlara, Amerika'dan, Avrupa'dan vesaire. Yerden insanı gelişim seviyesine göre cezalandırır. Ceza da değil aslında. Gelişim seviyesine göre kişiye, yani kişiyi iter. Eğer biz belli bir gelişim seviyesindeysek ve o gelişim seviyesine göre davranmıyorsak, örnek veriyorum, 16 yaşındayım ama 5 yaşındaki çocuk gibi davranıyorum. Babam da geliyor tak diye tokat atıyor bir tane. Aklım başıma geliyor. Tamam. Durum bundan ibaret. Yerden de aynı şekilde. Belli bir gelişim seviyesindesin. Buna göre davranmıyorsun. Hayat tokat atıyor. Yaratanı görmüyoruz ama hayat tokat atıyor. Bundan sonra adam kendisine soruyor neden ben diye. Neden ben diye sormayın. Çünkü söylüyorum nedenini. Tamam. Durum bundan ibaret. O yüzden maneviyatta zaten yaratılışın bir amacı var ise ve o yaratılışın amacına gelme zorakliliği var ise, çünkü bu değişmeyecek. Bağlı Sulam da diyor ki bu işi paşa paşa yapmak akıllıca olur diyor. Ama durum bundan ibaret. Size bağlı yani her şey. Her şey kişinin elinde. O yüzden her şey çabamıza bağlı. Çabaya bağlı. Özgür seçimimiz de bu. Çabamızı verecek miyiz, çaba harcayacak mıyız, harcamayacak mıyız? O yüzden dünyada özgür seçimi olanlar sadece kalpteki noktası olanlar. Dünyanın iyiye gitmesi, kötüye gitmesi sizin yüzünüzden. Hepimizin yüzünden yani, sadece sizin değil. Tamam. Evet. İstanbul'dan Yasemin Hanım sormuş.
Kabala'da enerji ve insanın iç kuvvetleri kavramının yeri nedir? Yok öyle bir şey. İç gücünüz falan filan yok. Ne iç gücümüz olabilir ki? İç gücümüz falan yok. Adamın hayal alemi o. Adam bu dünyada bir kedi köpek gibi. Hoşuna gittiği şeyi yapar. Yaratan da yukarıdan her şeyi idare ediyor. Zaten ilk 10 derste öğrendiniz. Yaratılışın amacını yaratan baştan yazdı. Bize de sormuyor. Diyor ki, Mutlu senin kaderin bu, Hakan senin kaderin bu. Yasemin mi sormuş? Evet. Yasemin senin kaderin de bu diyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yarında ne olacağı senin için belli. Yarından sonrası da belli. Öldüğün saniyeye kadar senin için ne olacak her şey yazılı belli. Hangi iç güç? Kalpteki nokta o da güç değil. Kalpteki nokta bir dürtü. Adamı cimcikliyor. Soru işaretiyle. Neden yaşıyorsun ki? 2 gün sonra öleceksin. Hadi bakalım. Tamam. Bu cimcikleme, bu dürtü adamı biraz dürter. Hayatının gerçekten manası ne diye. Adam dolanır dolaşır. Bin bir metodun içine girer çıkar. Felsefeler, dinler, şunlar bunlar. Sonunda kabalaya gelirse iyi kısmet diyoruz ona. Çalışır. Çalışmazsa da çalışmaz. Yapacak bir şey yok. Adamın ama hiç gücü falan yok. Evet, başka? Yasemin Hanım'ın diğer bir sorusu. Kalbimle hareket etmeyi nasıl öğrenebilirim? Önce onun için kalp edinmemiz lazım. Kalp zaten arzularımız. Tamam. Adam zaten kalbine göre gidiyor sürekli. Canınız diyelim bugün bir yere gitmek istedi. Ne yapıyorsunuz? Kalkıp gidiyorsunuz. Adam zaten kalbine göre yaşıyor. Şunu sorarsanız daha iyi. Nasıl bir akıl edinebilirim? Çünkü eksik olan şey bizde bu. Adam hep kalbinin peşinden gidiyor. Akıl dediğimiz şey o niyet. Yani kalbimi ihsan etmek için kullanmak. Manevi bir akıl. Onu edineceğiz hep beraber çalışırsak inşallah. Yasemin Hanım'ın bir sorusu daha var. Üst üste sormuş hepsini. Yemek yeme örneği dışında başka bir örnek var mıdır? Çünkü kendim için değil de yaradan için nasıl alma arzusunu gerçekleştirebilirim? Bu herhalde misafirle ev sahibi örneğinden bahsediyor. Arkadaşlar yaratanla ilgili hiçbir örnek veremeyiz. Çünkü yaratanı görmeniz lazım onun için. Tamam, şimdi diyelim doğuştan kör bir insan var. Güneşin batışını anlatsam, doğuşunu anlatsam, gece gökyüzündeki yıldızları anlatsam adam için sadece fantezi. O yüzden yaratanla ilgili konuşacak hiçbir şeyiniz yok. Ha, ama arkadaşlarla ilgili konuşacak bir şeyiniz var. Niye? Çünkü kabak gibi gözünüzün önündeler. O yüzden yaratan diyor ki, hey beni sevmek mi istiyorsun? Aman ne güzel. Git önce onları sev. Görelim. Gerçekten sevgiye gelmek istiyor musun? Tamam. Önündeki adamı sevemeyen yaradanı seviyorum diyemez. Derse yalan olur. Sokakta da yalancılar çok görüyorsunuz her gün. Allah'ı seviyorum falan diyorlar. Ama el alemin kafasını falan kesiyorlar. Tamam. Önündekini sevemeyen görmediğini nasıl sevecek? Yalan tabii ki. O yüzden maneviyatın ana prensibi önce gerçekler ne bir görmek. İçinde bulunduğumuz koşulu görmek. Ki içinde bulunduğumuz koşulun yalan olduğunu anlar isek o zaman gerçeğe gelmek gibi bir arzumuz olabilir. Ve bu bizi maneviyatta ilerlemeye motive edebilir. O yüzden yaratanı bırakın bir kenara şimdilik. O uzak bize. Ama gözümün önünde insanlar var. O insanlarla çalışabilirim. Bence aklınızı kalbinizi oraya vermeniz hızlı ilerlemenize fayda sağlar. Kırşehir'den Vahdet Bey sormuş. Hristiyanlığın temelinde sevgiye büyük vurgu yapılıyor. Yaradan sevgidir şeklinde söyleniyor. Modern psikoloji de bunun temel alıyor. Çözüm olmamakla birlikte. Kabala açısından gerçek sevgi nedir? Yaratan sevgi midir? Yaradan ihsan etme niteliği. Sevgi ve ihsan etme niteliği.
Sevgi ve ihsan etme derken, sevmek bir nitelik, ihsan etmek sevgi niteliğinin eylemi. Birisini seviyor isem ona hediyeler veririm. Bu şekilde örnek. Tüm dinlerde sevgi var. Hep sevgiden çok bahsederler. Özellikle seçimlerde, seçim zamanında çok sevgiden bahsedilir. Birlik, beraberlik, sevmek falan gibi. Hepsi hiç göründüğü gibi değil ama. Görüyorsunuz, tüm dinlerde sevgiden bahsedilmesine rağmen hiçbir dindarın, dincinin sevgiye geldiğini, ki ben 4 kıtada yaşadım. Tamam mı? Amerika'da yaşadım, Avrupa'da yaşadım, Asya'da yaşadım, Avustralya'da yaşadım. 1001 tarikat görmüşümdür, 1001 din içine girip çıkmışımdır. Ben bir tek dincinin sevgiye geldiğini, ama sevgiden çok konuştuğunu, yani duymama rağmen sevgiye geldiğini hiç görmedim. Tamam. Yaratan, ama dediğiniz doğru. Sevgi ve ihsan ve niteliği. Nitelik yaratan. Bir figür değil. Evet. Vahdet Bey'in ikinci sorusu. Rav dediğimiz tam olarak kimdir? Tek bir Rav mı var? Yoksa her grubun bir Rav'ı, onların da başka Rav'ları mı var? Rav benden yüce olan demek. Rav bu demek. Hocam demek yani. Benden daha çok bilene hocam denir. Bağlı Sılam'ın Tas kitabını çalıştığımız zaman Bağlı Sılam yazılarında Rav diyor mesela. Kimden bahsediyor? Ari'den bahsediyor. Çünkü Ari'nin kitabına tefsiri yazıyor. Ve Rav şöyle şöyle söyledi diyor. Rav dediği zaman Ari. Tamam. Başka bir yerde Zohar'la ilgili dediği zaman Raşbi'den bahsediyor. Rav benden daha yüce olan demek. Siz her dostunuza da Rav, herkes tüm dostlara Rav gibi davranırsa çok ilerlersiniz. Antakya'dan Nihat Bey sormuş. Gelişim seviyesine göre cezalandırılmamız aynı zamanda her üst seviyeye çıkışımızda zorluklarla karşılaşacağımız anlamına mı gelir? Üst seviyeye maneviyatta çıktığınız zaman gönüllü ilerleyen bir adam için zorluk yok ki. Bazen hayatta öğrendiğimiz şeylerden çok zevk almak var. Ben bunu ızdırap olarak hissetmiyorum ki o zaman. Bir şeyi istemeye istemeye zorla yaptırdıkları zaman sıkıntı. Ama eğer yeni bir şey öğreneceksem, konuyla ilgiliysem, hevesim varsa bu ızdırap değil ki. Tam tersine büyük haz. O yüzden maneviyatta ilerleyiş bizler için daha çok bir macera gibi gönüllü yaparsak. Gönüllü yapmazsak yaratanın cezalandırılması dediğimiz zaman da bizi cezalandırmıyor, kaderimiz değişmiyor. Kader aynı kader, sadece ben realitenin işleyiş mekanizmasına göre entegre edemediğim için kendimi, dengem yerinde olmadığı için dengesizlik hissediyorum. O dengesizlik bana sanki cezaymış gibi geliyor. Yoksa yaratan bizi cezalandırmıyor. Yok öyle bir şey. Sadece bizim gelişim seviyemize göre sisteme adapte olmamız lazım. Eğer 4. sınıftaysam hala 2. sınıfın, 3. sınıfın aklıyla dolaşamam ortalarda. 4. sınıfa adapte olmam lazım. Öğrendiğim yeni şeyleri bir sindirmem lazım. Yoksa sınıfta kalacağım. Aynı mantık. Evet. Balıkesir'den Ahmet Bey'in sorusu. Eski sohbetlerde anlattığınız bir konu var. Ruhumuzu 6000 yılda ıslah etmek zorundayız. Bunu anlayamadım ben. Benim ömrüme göre açıklar mısınız? 6000 yıl demek maneviyatta edineceğim safhalara verilen zaman. Ama zaman tarih olarak değil. 6000 yılı içinizde 10 yılda da yaşayabilirsiniz. Sorun değil. Tamam. Bir kabalist bir ömürde tüm ıslahını yapabilir. 6000 yıl beklemeyin yani, Allah korusun. Çünkü ızdıraptan ızdıraba gidiyor dünya ve daha da kötüye gidecek. O yüzden halletsek iyi olur çabuk. Tamam. Zaman
nosyonu maneviyatta bir arzudan başka bir arzuya geçmek. Tamam. Arzudan arzuya geçmek hatta hareket olarak bilinir. Ama bir arzudan bir diğer arzuya ne kadar hızlı hissetmek için geçebildiğime zaman konsepti diyoruz maneviyatta. Yoksa maneviyatta bu dünyadaki gibi yer, zaman, hareket yok. Hareket arzudan arzuya geçmek. Yer o arzunun içinde olduğum zaman o yerdeyim demek. Zaman arzular arası hissetmeye ne kadar çabuk geçebildiğim ölçüsü. O kadar. Başka? İstanbul'dan Aylin Hanım sormuş. Merdivenin Sahibi adlı kitabı okurken şu an yaptığım hiçbir şeyin çaba olmadığını gördüm. Yetersiz ve anlamsız geldi. Çarenin kendimi sadece dostlara adamak olduğunu düşününce günlük hayatımı, zorlukları nasıl sürdüreceğim? Sürdürmemek mi çare? Okuduğunuz kitap güzel bir kitap. Ve hepimizi Bağlı İslam'ın yaptıkları elbette utandıran bir görünüm. Yani Bağlı İslam ekmek ve su masaya koyup gerisini, hayatın geriye kalan hepsini bizlere adamış bir adam. Elbette muazzam bir adam, büyük bir adam. Ve ne yapsak az geliyor bize her zaman. Ama arkadaşlar şunu söylemek lazım. Yani ne kadar yavaş gider isek o kadar bize ızdırap. Dışarıdakilere de bize de. Şunu yapmamız lazım artık. Bu sene o yüzden yani bu sene hem biraz endişeliyim açık konuşayım. Hem de biraz heyecanlıyım. Çünkü yapacak fırsatlarımız var. Gerçekten önümüzde güzel fırsatlar var. Okay. Öteki taraftan yapmazsak da gerçekten ödüm kopuyor. Şimdi kişi, maneviyat çalışan bir kişi biraz böyle dünyevi hayatını planladığı gibi. Şimdi Aylin miydi soru? Evet, Aylin Hanım. Aylin Hanım soruyor. Okay. Dünyevi hayatımızı nasıl planlıyor isek o şekilde planlamamız lazım. Yani neyle ilgileneceğim hayatta? Neyle ilgilenmeyeceğim? Maneviyatta yapmam gereken şey basit. Tamam. Dünyevi hayatım, ihtiyaçlarım var. İhtiyaçlarım nedir? Yani var olmak için ihtiyaçlarım ne? Yani bir yata, bir Ferrari'ye falan ihtiyacım falan var diyorsanız, yani konuşacak pek bir şey yok yani. Tamam mı? Okay. Dünyevi ihtiyaçlarım ne? Bakın maneviyatı çalışan bir adam tam fazla kafayı boş şeylere vermez. Neden? Çünkü anlayışı var, idrakı var. Diyor ki istediğim şeyleri elde ettikçe zaten hepsinin tadı tuzu kaçıyor. Neyin peşinden koşayım ki diyor. Çok akıllıca bir şey söylüyor. Tamam. Peşinden koşacak hiçbir şey yok diyor hayatta. Elde etsem de tadı tuzu kalmayacak. O yüzden hayatımı boşa geçirmeyeyim diyor. Bu yüzden manevi yolda ilerleyen bir adam kendi hayatını çok kompakt yapar. Küçük bir evim var, küçük bir hayatım var. Ama kalbim çok büyük. Niye? Çünkü kalpteki noktam var. Geriye kalan vaktimi çabamı buna veriyorum. Tam maneviyata. Yani dünyevi hayatımı minimal tutuyorum. Okay. Bunu da bilinçli yaptığım için ızdırap çekmiyorum. Çünkü kafam yerinde. Yani biliyorum ki ekstradan bir şey aldığım zaman bana marjinal bir haz getirmiyor. Tam tersine aslında ne kadar çok şeyin peşinde koşarsam, ne kadar çok şeyim olursa o kadar hayatımda problem yaşıyorum.
Kabalistler bunun farkında olduğu için diyor ki hayatı minimal tutmakta fayda var. Çünkü ne kadar çok şeyim var, o kadar çok problemim var. Ama adamlar ilgilenmek istemiyor problemlerle. Zaten bezgin bekir olarak geliyoruz maneviyata. O yüzden dünyevi ihtiyaçlarım neyse karşılıyorum. Ha bu iğrenç bir hayat yaşamamı gerektirmiyor. Normal bir hayat yaşayacağım. Ya alışta geldiğim ailemde nasıl alıştıysam o şekilde. Anlatabildim mi? Yani dilenci gibi yaşamıyoruz. Normal bir hayatımız yaşıyoruz. Ailede nasıl alıştıysam böyle büyüdüm. Bu şekilde alıştım, bu şekilde gidiyorum. Normal bir evim var, arabam var, çamaşır makinem var, cep telefonum var. Normal toplumun sahip olduğu şeylerle yaşıyoruz. Tamam mı? Bunun ötesinde ama her şeyi çabaya harcamak zorundayım. Bunun için yeterli gücünüz olmayacak. Bu yüzden dostlara tutunmak zorundasınız. Benim de tek başıma öyle gücüm yok. Ben de burada dostları tutmuyorum. Hatta maneviyatta ilerledikçe o dostların değerleri böyle her gün 1000 kat artıyor. O yüzden iyi bir grupsunuz, size onu söyleyeyim. Ben son derece mutluyum. Ekipten, tayfadan diyeyim. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Onu size söyleyeyim. Ben inşallah Ankara ve İzmir'de biraz büyür. İnşallah öyle ümit ediyorum yani. Ama ben sizlerden çok mutluyum, onu söyleyeyim. Erkeklerin biraz daha itmesine ihtiyaç var, itiş gücüne. Ama bize verilen gerçekten güzel bir fırsat var. Dünyada ben sanmıyorum sizin gibi grup olduğunu. Samimi, sıcak, hem mutluluk dolu hem iş yapıyor. Yani hem iş yapıyorsunuz, 38 kitabınız var. Türkçe çıkan. Tamam. İbranice, Rusça, İngilizce, Türkçe. Dördüncüsünüz. Ve büyük iş, onu size söyleyeyim. Hepiniz çok büyüksünüz, size onu da söyleyeyim. Müslüman bir ülkede çalışıyorsunuz, maneviyatı. 38 kitap çıkartmışsınız. Ve tamam. Bu gerçekten bize yukarıdan bir işaret. Bunların hepsini yaratanın bize sunduğu koşulları değerlendirmemiz lazım. Yürü ya kulum diyor bize. Onu size söyleyeyim. Yürüyün diyor. Yürüyün. Yürüyün. Önünüzü açtım ben diyor. Avrupa'da sizin gibi grup yok. Amerika'da da yok, açık konuşayım. İsrail'de de yani bizim merkezi grup var. Belki Tel Aviv grubu var. Belki 2-3 grup var yani. Rishon olabilir. Rehovot olabilir. Yani burada 30 falan grup var. Belki sağlam 5-6 grup var. Tamam mı? 30 gruptan. O yüzden özel bir yeriniz var, onu size söyleyeyim. Bu sene biraz iteceğiz, yön bulacağız kendimize. Ama sadece dostlarla beraber olursanız başarabilirsiniz. Ve iyi iş çıkardınız, görüyoruz yani çıkardığınızı da. Şimdi bu sene eylem zamanı. Yani eylem zamanı derken yani grupta biraz daha çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Tamam. Bizler nasıl yakın, en yakın çevremizde aktif isek, siz de o şekilde. Elbette kabalayla değil. Kabalaya gelen olmaz. Kabalaya böyle adamın araması lazım bulması için, ama en azından diğer şeylerde yapmamız lazım. Balıkesir'den Laçin Bey sormuş. Ahmet de mi Balıkesir'dendi biraz önce soran? Yok, hayır. Ahmet nereden? Ahmet Bey bugün sormadı. Ay, sordu, pardon, kusura bakma. O da Balıkesir'den. Evet. Balıkesir'de iki evet. Kişisiniz, onu size söyleyeyim. Tamam. Ahmet, Laçin. Hatırlayın birbirinizi. Kongreye, yıl sonunda hep kongre yapıyoruz. İkiniz de gelin. Bir adamın aynı şehirde başka bir adam bulması, yukarıdan öpücük. Onu size söyleyeyim. Evet, ne soruyormuş?
Dünyanın kötü gitmesinin nedeni kalpteki noktaları uyanmayanlar yüzünden mi oluyor? Hayır, bizim yüzümüzden. Kalpteki noktası uyanmayan adamların hiç suçu yok. Zohar'da ne diyor? Zohar'da Raşbi. Dünyadaki tüm kötülükler İsrailoğulları yüzünden. Biraz önce de açıkladım onlar kim. Kalpteki noktası uyanan adamlara İsrailoğulları denir. Başkalarına değil, sokaktaki İsrailli de değil. Onun da derdi ne ki? Dünyevi arzuları, cinsellik, para, şan, şöhret, itibar, bilim, bilgi. O bitti. Sokaktakinin de buradaki öyle bir özelliği yok. Kimliğine göre değil bu işler. Kalpteki noktası uyandı ise o adamın suçu. O yüzden bu sene biraz gaz vereceğiz inşallah. Basacağız gaza. Yapmak zorundayız arkadaşlar. İyiye gitmiyor. Sizin bulunduğunuz ülkenin durumu da iyi değil. Bizim burası da iyi değil. Bize 6 ayda bir roket yağmur yağar. Ama sen burada mıydın? Değilim. Değildin. Sen de yakında yaşarsın sen de. Tamam mı? Niye? Yaratanın hatırlatması başka türlü olmuyor. O yüzden biz önden koşarsak faydalı olur yani. Evet, başka? Ankara'dan Yurda Gül Hanım sormuş. 24 yaşındayım ve 2014'e kadar yaratıcının bana aşırı yükleme yaptığını düşünüyordum. Ama bugün iyi ki diyorum. Bana göre hızlı olan bu sürecin acaba benim şu an burada bulunmamda etkisi olabilir mi? Tabii. Göreceğiz. Şimdi bizim neslimizde daha çok arkadaş gelecek daha Kabala'ya da göreceksiniz. Bizi bulacaklar. Tamam, bakın hiç Kabala'nın reklamını yapmıyorum. Gelen herkes ya kitaplardan geliyor ya internetten geliyor ama hiç kimseye gidip de anlatmıyoruz bir şey. Yani spesifik olarak. Ama gelecek arkadaşlar olacak, onu size söyleyeyim. Ve gençler gelecek, onu da size söyleyeyim. Senin gibi gençler gelecek. Niye? Çünkü siz şimdi üniversiteyi bitiriyorsunuz, hayatımda ne yapayım diye soruyorsunuz. Bir yön yok. Annenize babanıza bakıyorsunuz. Böyle mi olacağız acaba diyorsunuz. Tamam. Gençlerin hali bu. O yüzden zor bir dönem geçirmemiz bizim için çok güzel bir şey. Ama doğru kullanırsak güzel. Tamam. Yaratan beni itti, kastı, wow. Şimdi tamam. Çözümünü vererek yapar. Hiçbir zaman bize çözümünü bulamayacağımız bir sorun getirmez. Şimdi önemli olan doğru bir şekilde koşmak. Hepimizin gelişimi, hepimizin hayatında yaşadığı her şey sadece bu ilime gelmek için, onu size söyleyeyim. Evet. İzmir'den Alexander Bey sormuş. Arzudan arzuya derken zamanı hızlandırmak konusunda neyi kastettiniz? Zamanı hızlandırmak konusunda manevi çalışma içinde olan bir adam ıslahını hızlandırır. Hızlandırmaz isem zamanında denilen bir koşulda giderim. Zamanında demek Allah'ına kurban demek. Yani freni patlamış yokuş aşağı giden kamyon gibi. Bir yerde patlayacak yani. Tamam. O yüzden hızlandırmak demek zamanı bir an önce kendi kaderimi kendi elime almak. Yani gelişim sürecimi kendi elime almak. Kaderimi derken ve bir an önce bunu yapmak. Önden koşmak yani. Önden koşarsanız kırbacı yemezsiniz arkadan. Zamanı hızlandırmak bu. Sen epeydir piyasada yoksun. Kaç ders atlamışsın. Belli oluyor ha. İstanbul'dan Ömer Bey sormuş. Boş vakitlerimde eski sabah derslerini dinlemem mi yoksa makale okumam mı daha yararlı olur? Nasıl arzuluyorsan. Nasıl arzuluyorsan, nasıl seni daha çok geliştirdiğine inanıyorsan onu yap. Okay? Dağıtım projesinde yer alman da faydalı olur. Tamam. Eğer gün, yani her gün en az bir saat ders dinleyin, orası kesin. O günün dersini. Tamam mı? Sabah dersini mesela çeviriyoruz. Her gün sabah dersinden bir saat dinleyin. Bu çok önemli. Nasıl her gün yemek yiyorum, vücuduma bakıyorum.
Her gün ruhunuza da bakın biraz. Es geçmeyin ruhunuzu. Sonra birikiyor, birikiyor, birikiyor. Hayat puat diye bir tane geçiyor. Adam tekrar yola geliyor. Öyle yaptırtmayın. İyi değil o. Yaradanı bir gün unutursanız o sizi iki gün unutur derler. Çünkü telafi edemem kaybettiklerimi. Tamam. O yüzden her gün muhakkak biraz ayırın. Önemli değil. Otobüste dinleyin, yemekte dinleyin. Önemli değil ama bir şeyler dinleyin. Tamam. İdeali tabii ki bizlerle beraber olman ama yani sabah. Ama olamıyorsan sabah gün içinde biraz bir şeyler dinle. Ondan sonra da geriye kalan vaktinde istersen eskileri dinle, istersen makale oku. Sen şimdi aramızdasın epeydir. Yaş yaş dağıtımla ilgili projeye katılırsan iyi olur. Nedeni şu. Çok insan diyor ki niye dağıtım yapıyoruz? Dağıtım yapmam. Eğer benim amacım kalbimi değiştirmek ise ve başkalarına yönelik sevgiye gelmek ise bunun ifadesi başkası için bir şey yapabilmek. Tamam, ben buraya geldiğim zaman, sizlere ders verdiğim zaman bundan haz almak için değil, başkasına yardım edebilme fırsatını kullanmak için geliyorum. Spesifik olarak. İnanın bana, pazartesi de çarşamba akşamında yapabilecek çok şey düşünüyorum. Düşünebiliyorum yani. Tamam. Çok yaratıcıyım. Sosyal hayatım güzeldir. Yapabiliriz. Tamam. Ama yok. Niye? Arkadaşlar da önemli abi. Yaratan böyle bir fırsat verdi. Eğitim merkezimiz var. Allah'a şükür öğrenmek isteyen arkadaşlar var. Dışarı falan çıkılmaz. Sen arkadaşlara git. Tamam. Bu tür eylemler yaptığınız zaman kendi içinizde yavaş yavaş göreceksiniz ki yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Kendi içinizde bir iç tartışma başlayacak. Bu iç tartışmanın başlayabilmesi için başkaları için bir şey yapmanız lazım. Bu iç tartışma başladığı zaman iç çalışma yapabilirsiniz. Maneviyat sadece iç çalışmadan ibaret. O yüzden iç çalışma yapabilmem için başkaları için bir şey yapma eylemine kendimi getirmem lazım ki kendimi orada bir tartayım. Ya bugün de yapmayı vereyim gibi içimde karışıklık olsun. Bugün dostların yanına gitmek istemiyorum. Bugün ders vermeyeceğim arkadaş. Yok, yazsın, yazın Face'den, internetten iptal. Tamam. Bu tür iç sorgulamalar, iç çatışmalar olmaz. Bu iç çatışmalar kutsal savaş dediğimiz şey. Kendimle savaştığım zaman, başkası için bir şey yapmayı gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu eylemleri yaparak ortaya çıkıyor. O yüzden dağıtım her zaman sizin için iyi. Başkalarını bir kenara bırakın, başkalarının iyiliğini bir kenara bırakın. Kendinizi tanımak, bilmek, manen ilerletmek için dağıtım size faydalı. Yoksa kime dağıtacağım ki? Neyi dağıtacağım yani? İnsanları birbirlerini sevmelerini mi dağıtacağım lütfen? Bana para verin ve çenenizi kapayın diyor el alem. Hangi sevgi? Bitti. O yüzden dağıtım pratik eylem yani. Daha hızlı ilerlemene neden olur. Çünkü sen epeydir aramızdasın artık. Birinci dönem, ikinci dönem geçti. Bence katılabilirsin. Güzel de sosyal de bir yapın var. İyi fırsat olabilir yani kullanman açısından. Evet, başka? Fethiye'den Dicle Hanım sormuş. İntegral eğitim konusunda mesleğimizin avantajlarını ya da proje yarışmalarını kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Bunu daha önce bir bayan arkadaşımız yaptı ve çok güzeldi. Ve tüm grup çok eğlendik onu yaparken. Lisedeydi. Bir proje vardı. Ve hepimiz için gurur kaynağı oldu. Fotoğraflarını gönderdi. Sonra herkesin nasıl etkilendiğini bence kesinlikle yapılabilir bu tür şeyler. Bize danışın, yardımcı olalım. Tecrübemiz var. Arkun ne diyor? Arkun Bey Kocaeli'den. Dosta iyi ruh hali vermek için dostun çözemediği problemleri hakkında çalıştay yapmak yararlı olur mu? Olabilir.
Eğer bir dostum problemi varsa arkadaşlar bana bir yardımcı olsanız da bir araya gelsek bir fikirlerinizi alayım. Neden olmasın? Evet. Devam etmiş sorusuna. Önceki derslerde anlatıldı mı, ben mi kaçırdım bilmiyorum. Çalıştay tam olarak nedir? Hangi durumlarda ne şekilde gerçekleştirilir? Çalıştay öncelikle her türlü problemi çözmek için kullanılır. Çalıştay kuralları var ama bu apayrı bir ders. Tamam. İsterseniz bir ara onu tekrar işleriz. Ama son 20 dakikamız var. Şu makaleden birkaç şeyi bitirmek istiyorum. Tamam mı? Ama çalıştay konusunu istiyorsanız yine işleriz. Kongreden sonra hatta. Tamam mı? Tekrar bu konuyu yaparız. Safranbolu'dan Kamil Bey sormuş. Kabala'yı bulmadan evvelki hayatımızın karmaşası şu anda bizi etkiliyorsa tavsiyeniz ne olur? Mesela maddiyat problemi. Öncelikle şunu çok iyi anlamamız lazım. Ne problem yaşıyorsam yaşayayım, hiçbir problem benim yoldan çıkmama neden olacak kadar ağır bir yük değil. Birçok arkadaş bu hataya düşüyor. Diyor ki, dünyevi hayatımı bir rayına oturtayım, sonra döneyim. Ya dönmez ya da dünyevi hayatındaki problemi asla ve asla rayına sokamaz. Hep onun içinde döner durur, döner durur. Şimdi dünyevi hayatınızla ilgili maddi bir probleminiz var ise, atıyorum işiniz olmayabilir, işinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Gün içerisinde tam gaz bunu çözmek için çaba sarf edeceksiniz. Tamam, işim yok diyelim, iş arayacağım. Benim de öyle dönemlerim oldu ama maneviyatı bırakmadım hiç. Yine derslerdeydim, dağıtımdaydım ve gün içinde güneş doğuşundan batışına kadar yine iş arardım, ne yapabilirim, ne edebilirim vesaire. Tamam. O şekilde düzene sokacaksınız. Elinizden geleni ardınıza koymadan o işi rayına sokmamız lazım. Sokamayacağımız hiçbir problemi yaratan vermez. Hep rayına sokabiliriz her şeyi. Oldu. Buna inanarak çalışacaksınız. Elinizden geleni ardına koymayacaksınız. Okay, başka çaremiz yok. İki şeyi aynı anda götürmek zorundayız. Ve maneviyatı bırakayım, onu yapayım, çözeyim, geleyim falan. Bence yapmayın öyle. Gün içerisinde tüm problemlerinizi maddi çözmek için elinizden gelen çabayı sarf edin. Problemin nereden geldiğini unutmayın. Yaratan bana getiriyor bunu. Çözüm nerede? O da yaratandı. O yüzden güne başlarken ondan başkası yok. Gün içerisinde ben kendim için değilsem kim benim için prensibiyle çalışıyorum. Elimden geleni ben tüm çabamla yapıyorum. Günün sonunda eve geliyorum. Ondan başkası yok diyorum. Sabah kalkıyorum. Sabah dersimi dinliyorum. Kahvaltımı ediyorum. Bir saat kestiriyorum, tak, yine aynı şekilde işe çıkıyorum. Otopilot da gibi. Doğukan Bey İstanbul'dan sormuş. Hı hı. Üniversiteye hazırlanıyorum. Bazen kabala çalışmama bundan daha fazla değer veriyorum. Kabala derslerini kaçırınca vicdan azabı çekiyorum. Bunlar normal şeyler midir? Bunlar çok güzel şeyler ve daha yeni başlamışken bizle bunları yaşıyor olman da çok güzel, onu da sana söyleyeyim. Çünkü sanki doğru, güzel hisler, bunlar normal. Normal. Ama okulda derslerini ihmal etmeyeceksin. Onu da sana söyleyeyim. Biraz önce Kamil Bey'e söylediğim gibi. Ne yapıyorum? Gün içinde elimden gelen her şeyi yapıyorum dünyevi işlerimi rayına sokmak için. Sen de öğrencisin madem, üniversiteye hazırlanıyor isen tam gaz vereceksin. Tam grupta birçoğumuz üniversite mezunuyuz. Tamam. O yüzden üniversitede derslerini şey yapmayacaksın. Herhangi bir sınavın varsa, bazı arkadaşların sınavı oluyor vesaire. Hep dediğim şey önce sınav.
sınavını hallet, sınavına iyi çalış vesaire. Ondan sonra. Okay. Şimdilik sorularımız bu kadar. Okey. Şimdi arkadaşlar burada bakın birkaç soru yazdım ben. Şurayı ne oturtayım. Bu makaleden almamız gereken şeyler. Öncelikle grubun amacı. Tamam mı? Bundan bahsettim. Grubun amacı. Bu bariz. Tamam, balha sulamın metodunu kullanacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Yani başka kaynak getirmeyeceğiz. Ve insan seviyesine varmak. Yani yerdana ihsan etme seviyesine gelmek. İnsan olmak bu. Sokaktaki adam insan olma tanımıyla gitmiyoruz. Balha sulamın tanımıyla gidiyoruz. Yerdan korkusu. Daha önce bundan bahsettik. Yerdan korkusu demek, Yaradan'a ihsan edememe endişesinde olmak demek. Yerdan beni cehenneme atacak demek değil. Bundan korkmuyorum. Tamam, dışarıda birçok insan Allah'ı seviyorum dediği zaman yalan söylüyor. Cehenneme gitmekten korktuğu için dili varmıyor. Tamam. Cehenneme gitmekten korkuyor esas. Çünkü öldükten sonra ne olacağını bilmiyor. Ama biz maneviyatı çalışıyoruz. Yaratılışın amacını biliyoruz. Yaratılışın amacı mangalda yaratanın bizi kızartma opsiyonları. Bunlardan biri opsiyon. Bu bir opsiyon değil bizim için. Seçenek değil. Yok böyle bir şey. Yaradan'a ihsan edebile ya acaba yaradan'a ihsan etmezsem ne olur endişesi. Yaradan'a ihsan edememe endişesi. Bu yerden korkusu. Bunu not alın. Bu çok önemli bir şey. Tamam mı? Sevap demek. Şunu da hallettik. Bunların hemen üstünü çizeyim ben. Bunu hallettik. Çünkü bu makaleden almanız gereken şeyler sevap. Sevap, yaratana ihsan edebilmek. Ona ihsan edebilmek. Sevap dedikleri şey dini vecibeler değil. Elimle, kolumla, başımla, ağzımla, bir tarafımla yaptığım şeyler değil. Ona ihsan etmek. Sevap işlemek bu. Bunun için yerdanı ifşa etmem lazım. Yerdanı ifşa edene kadar sevap diye bir şey zaten yok. Yok öyle bir şey. Yerdanı keşfetmeden sevabın ne olduğunu bilmem bile mümkün değil. Çünkü sevap arzumu, alma arzumu kendim için almaktan ihsan etmeye getirmek. Buradan buraya geçmeye sevap denilir. Sevap bu. Tamam, kafanıza başka hiçbir şey gelmesin. Yok başka öyle bir şey. Sokaktaki adamın anladığıyla hiç alakası yok. Bunu da hallettik. Yerdan'ın emirleri, şunu da çizelim şöyle, tamam. Yerdan'ın emirleri demek, doğanın kanunları demek. Doğanın iki kanunu var sadece. Almak, vermek. Sadece iki kanun var doğada. Tüm dünya, tüm realite iki kanuna göre işliyor. Almak, vermek. Bunu dengeleyeceğiz, o kadar. Yerdan emirlerine uymak bu. Doğanın kanunlarına uymak bu. Tamam. Eğer ihsan etmeyle almayı dengeler isem, yerdanı keşfederim. Biraz önce Aylin Hanım'ın sorusuna da cevap bu. Hayatımı gelişim seviyeme göre ne kadar alacağım, ne kadarını ihsan etmeye adayacağım. Tamam. Bu şekilde ilerlemek. Yerdanın emirleri bu. Sokakta bazı adamların söyledikleri şeye kafanız gitmesin. Yerdanı ihsan etmek sadece ve sadece altıncı duyu denilen ihsan etme niteliğini edindikten sonra olabilir. Bunun için yerdanın ifşası lazım. Yerdana ihsan etmek bu. Yerdana ihsan etme seviyesine her arzumda gelmeye de sevap işlemek denilir. Bu ana şeyleri bu makalede sormanız gerekirdi. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama bu ana şeyleri söylemek istedim. Tamam mı? Bir soru geldi İzmir'den. Seyhan Hanım. Günde kaç saat kabala çalışmalıyız?
iyi anlayabilmek için. Yani ne kadar vakit ayırmalıyız? Boş vaktiniz kadar. Boş vaktiniz ne kadarsa. Şimdi atıyorum, gündüz işe gidiyorsunuz. Gündüz işteyken işinizi yapmak zorundasınız. Tamam mı? Çünkü birisi bana yaptığım iş için maaş veriyor. O yüzden orada maaşla aldığım para için şimdi gidip de orada kabala çalışacağım işimi yapmayıp. Tamam mı? İşimi yapmak zorundayım. İşe gidiyorum. İşimi hakkıyla yapacağım. Akabinde evde çocuklarınız olabilir, eşiniz olabilir, ailevi sorumluluklarınız olabilir. Onları halletmek zorundasınız. Tamam. Onları halletmek zorundasınız. Atıyorum çocuklarım var ise yemeklerini vesaire falan ayarlıyorum. Aç bırakmıyorum çocukları. Demiyorum ki hey bugün yemek yok. Çünkü ben kabala çalışıyorum. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Tam tersine maneviyatı çalıştıkça göreceksiniz ki onların hayatını da organize etmek durumundayız. Tamam, başıboş bırakamayız aileyi. O yüzden eğer çalışıyorsanız günlük işinizde günlük işinizi yapacaksınız. Evde aileniz var ise ailevi sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Boş vaktinizde de atıyorum yemekten sonra tüm bulaşıkları falan filan koydunuz. Oh be dediniz. O zaman çalışabilirsiniz. Tamam, televizyon seyretmek yerine kabala çalışabilirsiniz. Okey. Boş vakitlerinizde yani. Tamam. Var mı başka soru? Şu anda yok. Yok. Okey arkadaşlar, şimdi çarşamba günü dediğim gibi dersimiz yok. Ama lütfen kongreyi izleyin. Sizin için bence çok güzel bir izlenim olacak. Eğer önümüzdeki sene yine kongre olursa gelmenizi tavsiye ederim. İyi olur yani kongreye katılmanız. Bilmiyoruz olacak mı olmayacak mı. Çünkü dünya sürekli daha nahoş koşullara gittiği için bilmiyoruz. O yüzden en azından izleyin. Bu tür fırsatları kaçırmayın. Çeviri yapacağız. Sen de çevireceksin sanırım. Evet. Değil mi? Sen, ben, Yılmaz, Kurt hep beraber oturup çevireceğiz. Yusuf geliyor muymuş? Yusuf'u görmedim listede. Okey. Gelseydi o da çevirirdi. Neyse bakalım. Peki, ilerleyen tarihlerde gelebilir. Daha sonra. Okay. Dördünde değil ama. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar bu toplumun amacı makalesini tekrar bir üzerinden geçerseniz iyi olur. Maneviyatı çalışırken neden maneviyatı çalışıyorum sorusundan hiçbir zaman uzaklaşmayın. Bazen arkadaşlar maneviyatı çalışmaya başlıyor ve bu sorudan uzaklaşarak çalışmaya devam ediyorlar. O zaman o manevi çalışma olmaz, dincilik olur. Ve hepimizin içinde öyle bir dinci var. Bir yerde gizli. Tamam mı? Ben maneviyatı çalışayım, yaradan nasıl olsa bir şeyleri değiştirir ümidiyle çalışan. Yaradan hiçbir şey değiştirmeyecek. Biz değiştirmek zorundayız. O yüzden grubun amacını hazır, toplumun amacını hazır çalışıyorken bunu da not edin. Hiçbir zaman neden çalıştığımı, bu çalışmadan neyi istediğimi unutmayacağım. Ve birbirimize hep hatırlatacağız. Siz bana, ben size, tüm arkadaşlar birbirinize hep hatırlatacağız. Neden bir aradayız? Niçin biz bir araya geldik? Bu çalışmanın amacı ne? Hepimiz bu sorulara çok yakın çalışıyor olmamız lazım. Hatta her eylemden önce, derse gelmeden önce, bir kitabı okumadan önce, herhangi bir projede olmadan önce, başlamadan önce, arkadaşlarla beraber ortak yapıyor olayım, yalnız yapıyor olayım, neden bunu yapıyorum sorusuna içimde net bir cevap vermem lazım. Ve bu sorunun cevabı hep netleşecek zamanla. Farklı şekiller, formlar alacak ama bu sorudan uzaklaşmayın sakın. Tamam, yani kabalayı dinci gibi çalışmayın. Tamam. Sürekli o iç analizde olmanız lazım manen gelişmek istiyorsanız. Var mı? Evet. Konya'dan Pınar Hanım sordu. Ben çalışmıyorum. Ailemle yaşadığım için ihtiyacım da yok. Bunun kabala çalışmam için bir sakıncası var mı? Şimdi kaç yaşında olduğunuza bağlı. Tamam mı? Çalışmaya ihtiyacınız olmasa bile kabalistler der ki herkesin çalışması lazım. Neden? Size onu söyleyeyim.
çalışmayan bir adam vakti, yani zamanla aptallaşır. Bu bilinen bir şey. Tamam mı? Bilimde de öyle. Ve eğer çok uzun zaman çalışmazsanız daha sonra çalışma rutinine girmeniz çok zor. Mümkün değil hatta. Ama o yüzden mesela İspanya, ben bir ara İspanya'nın ekonomik krizi üzerinde çözüm üreten bir grubun içindeydim. Ve orada bizim en büyük endişemizden biri yeni neslin 4-5 yıl işsiz olmasıydı. Çünkü eğer siz üniversite mezunu oluyorsanız ve 4-5 yıl çalışmadığınız zaman, 4-5 yıl çalışmadıktan sonra iş hayatına geldiğiniz zaman dengeyi bulamıyorsunuz. Öyle bir fenomen var doğada. Çalışmak o yüzden adamın hem vücudunu hem aklını dinç tutar. Çalışmakta fayda var. Yani dünyanın en zengin adamıyım ben deseydiniz şimdi, derdim ki yine 4-5 saat günde çalışsan iyi olur. O kadar paran olmana rağmen. Niye? Çünkü kafayı, vücudu, hayatın ritmini yaşamanızda fayda var. Neden? Onu da söyleyeyim. Yaradan tüm dünyayı yarattığı zaman, tamam mı? Bizim bu dünyayı kullanmamız lazım manen ilerlemek için. Biz bu dünyayı maneviyatta asla silmiyoruz, asla değersiz görmüyoruz. Tam tersine. Dünyada olan her şeyi Yaradan'ın bizimle sohbeti olarak görüyoruz. O sohbeti anlayabilmek için, yani Yaradan'ın dilini anlayabilmem için hayatın içinde olmam lazım. O yüzden bu dünya çok değerli. O yüzden çalışmanızı tavsiye ederim. Yani. Kabala çalışmanız için bir engel değil. Tamam. Ama hayatın mesajlarını okumak için çalışmak iyi, faydalı olur. Yani gelişiminiz için iyi olur. Sizin için iyi. Engel değil ama çalışmak iyi, faydalı. O yüzden bazen grupta mesela genç arkadaşlar var, işleri yok. Diyorum ki hemen iş bul. İşsiz kabalist olmaz. Geçmişte, tarihte de örneği yok işsiz bir kabalistin. Onu da size söyleyeyim. Rabaş ölene kadar çalışıyordu. Yani 80 küsur yaşında öldüğünde hala çalışıyordu. Tamam. Rav aynı şekilde. Emekli olana kadar çalışıyordu. Rabaş aynı şekilde, Baal Islam aynı şekilde. Hepsi ekmek parasını kazanıyordu, onu size söyleyeyim. Hiçbiri maneviyatı öğretmede para almadı. Hep bedavaya öğrettiler. Maneviyat karşılıksız verilen bir şey çünkü. Tamam. Baal Islam'ın ders için aldığı parayı bile hep kitapları basmak için kullanılmış. Çünkü Baal Islam vaktiyle ders için para alırmış. Ama o zaman hiç parası yok. Kitapları nasıl çıkaracak? Tüm bastığı kitapta yayınladığı kitapları kendisi matbaada harfleri tek tek dizerek yapmış. Yani düşünün o zaman geçmişteki matbaa makinalarını ve birisinin sayfaları basmak için harfleri düzenlediğini düşün. Tamam mı? Yani o koşullarda kitapları basıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ama onun dışında tüm kabalistlerin hepsinin işi vardı. Bu çok önemli bir şey. Ailenizin olması önemli. İşinizin olması önemli. Tamam mı? Eş, aş, başka neydi? İş. İş, eş, aşk. İyi hadi üçü de birden olsun. Tamam mı? Maneviyatta önemli şeyler. Aile ve iş çok önemli. Tamam. Eğer aileniz yani varsa çok güzel. İşiniz de varsa daha da güzel. O şekilde çalışabiliriz. Başka bir soru yok. Başka sorumuz yok. Tamam. Arkadaşlar, Allah'tan mani olmazsa, patrondan bir engel çıkmazsa, çarşamba akşamı ders yerine dostların toplantısı olacak. Tamam mı? O yüzden izleyin. Şimdi bazı arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar, bazen yayını izleyemiyoruz diyor arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya üye olacaksınız. Ay şöyle yapayım. Geçen Laçin'e söylemiştim bunu. Tamam mı? Sizin de bilginiz olsun. Kabala Group.
Amasya.info. Tamam. Buraya üye oluyorsunuz. Hatta açsana bir kabalagrup.info. Senin üyeliğin var değil mi oraya? Evet. Gir hemen oradan. Kabalagrup.info'ya giriyorsunuz. Şimdi burada Türkçe de var. Tamam mı? Ama her sayfa tam Türkçe'ye çevrilmiş değil. Sol tarafta, sitenin sol tarafında site 3'e ayrılı. Tamam, burada menüler var. Burada bir şeyler var. Bu da ana sayfa. Burada İngilizce'de Events diye bir düğme var. Buraya bastığınız zaman İngilizce'den bahsediyorum, tamam mı? İngilizce sitede. Bir daily lessons var değil mi? Evet. İngilizce yapsana. İngilizce yapalım hemen. Sağdan. Büyüt iyice, büyüt. Evet. İngilizce ise... Evet. Tamam, solda events yazıyor bakın. Tamam mı? Oraya gir. Önce bu siteye üye olmanız lazım. Tamam. Girdikten sonra en aşağıda daily morning lessons var. Daily morning lessons var. Bu sabah derslerini bu seçenekten izliyorsunuz. Bir de onun altında, tamam mı? Onun altında archived broadcasts var. Buradan da dostların toplantısı. Ondan sonra normal yayında olmayan şeyler, kongre olsun mesela, kongre vesaire. Buradan izleyebilirsiniz. Burada dil seçenekleri var. Buraya girdiğiniz an gir mesela şeye, archive'da gir, archive broadcast'a gir. Orada dil seçenekleri var, Türkçe var değil mi orada? Olması lazım. Orada Türkçe de var. Tamam mı? Evet. En üstten ikinci İbranice'nin hemen altında Türkçe var. Türkçeyi seçiyorsunuz. Orada ne varsa canlı yayın ise çevirisini dinleyebilirsiniz. O yüzden bazen internet sitesinde canlı yayın sayfasında göremiyor iseniz seçeneklerden bu siteye üye olursunuz. E-postanızla vesaire. Tamam mı? Üye olduktan sonra bu şekilde izleyebilirsiniz. Sanıyorum Rodi bu siteyi şey yapacak, sorumluluğunu alacak, her şeyi Türkçe, eksik olan şeyleri de Türkçe'ye çevirecek diye hatırlıyorum. Rodi ile bir ara konuşmuştuk, halledecek. Tamam. Başka arkadaşlar söyleyecek bir şeyim yok. Herhangi bir sorunuz olursa e-posta olarak gönderin. Çarşamba akşamı dostların toplantısını izlemeye bekleriz. Akşam 8'de sanıyorum başlayacak ama artık program başladı. Kongre programını Facebook sayfasında da yayınlarız. Dersleri vesaire takip edersiniz. Oldu. Ayın 18'inde sanıyorum. Yani önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta pazartesi buluşmak üzere herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.